Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlarım, bir türlü düzeltemediğiniz çakma tam gün yasasının 24. maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Halkımızı aldatmayan milletvekillerini ve kabine üyelerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, 24. madde ile ne getiriyorsunuz? 24. madde ile yepyeni iki kavramı sağlık ortamına getiriyorsunuz. Bu yepyeni iki kavram maalesef hayırlı iki kavram değil. Bunlardan bir tanesi hemşire yardımcısı, bir tanesi de ebe yardımcısı. Yani dışı kalaylı, içi vayvaylı dediği şekliyle sizler halkımıza ebe yardımcısını ebe, hemşire yardımcısını hemşire diye yutturmaya çalışıyorsunuz. Bunu daha önce denediniz mi? Denediniz. Tuttu mu? Kısmen tuttu ama artık ayıkıyor halkımız. Nerede tuttu? Siz Sayın Bakanım, hani aile hekimliğine geçtiğinizde bütün büyük emeklerle yetiştirdiğimiz o acil ruhu olan doktorları aile sağlığı merkezlerine tıktınız ya, hani ambulanslar boşaldı ya, hani aciller boşaldı ya, işte o dönemlerde siz paramediklere, acil tıp teknisyenlerine ve hemşirelere tıpkı doktorların giydiği böyle ışık görünce parlayan yelekler giydirerek onları ambulanslara bindirdiniz. Ve en ağır kazalarda bile o ambulanslardan o sarı yelekli, beyaz bantlı ATT'ler ve paramedikler, hemşireler indiler. Ve herkes onları hoş geldiniz doktor bey, hoş geldiniz doktor hanım diye karşıladı. Siz onları kandırdınız Sayın Bakan. O dönemde bunlar doktor da değildi, hiçbir şekilde de o işin ehli değiller idi. Şimdi aynı şekilde, benzer şekilde ebe görünümlü ebe yardımcısı, hemşire görünümlü hemşire yardımcısı yapıyorsunuz. Niye yapıyorsunuz bunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bütün gerekçelerinizde diyorsunuz ki ebe açığım var. Ebe açığını ebe yardımcısıyla kapatıyorsunuz. Böyle bir mantık olur mu Allah aşkına? Hemşire açığım var diyorsunuz, eyvallah. Ama hemşire açığını daha çok hemşire yetiştirmek yerine, hem de lisans düzeyinde hemşire yetiştirmek yerine hemşire yardımcılığıyla kapatmaya çalışıyorsunuz. Sizden başka Sayın Bakanım, bu iki tabire evet diyen bir Allah kulu var mı? Yok. Komisyon çalışmalarında çağırdığınız, davet ettiğiniz Türk Hemşireler Derneği'nin başkanı tam 8 saat bizimle beraber o komisyonda oturdu ve kadıncağız feryat etti. Yapmayın bu kötülüğü bizim mesleğimize dedi. Bizim mesleğimiz onurlu bir meslektir dedi. Bizim mesleğimiz, yani hemşirelik mesleğini bu şekilde aşağılamayın dedi. Sadece o mu dedi? Hayır. Dünya görüşünün size yakın olduğunu, çok yakın olduğunu bildiğimiz bir başka hemşire derneği de çıktı. Size dedi ki Sayın Bakan, bize bu kötülüğü yapmayın. Biz hemşireyiz. Bırakın hemşire olarak kalalım. Bizi hemşire yardımcılığı gibi bir meslekle tanıştırmayın dedi. Ve dediler ki Sayın Bakan, bu mezun olacak olan ebe yardımcısı ve hemşire yardımcısı 17 yaşında mezun olacak değerli arkadaşlarım. 17 yaşında. Yani maaş almaya bile hak kazanmamış olacak. Geçmişte biz bunlarla çalıştık. Benim hekimlik yıllarımda uzun süre ben lise mezunu hemşirelerle, ebelerle çalıştım. Bunlar mezun olduklarında maaşlarını alamazlardı. Babaları gelip maaşlarını alırlardı. Çocuktu bunlar ya. Oyun çağını biraz geçmiş çocuklar. Siz şimdi bu çocukları meslek erbabı, meslek sahibi yapıyorsunuz. Ve içinizde AKP milletvekili içerisinde hemşire de var. Yani bir Allah rızası için çıkıp burada kendi mesleğini savunmaz mı bu hemşire? Bu yaptığınız yanlıştır demez mi? Bu kadar mı mesleğine ihanet içerisinde olur bir insan? Hayır Sayın Bakan, sizin ebe yardımcılığı ve hemşire yardımcılığı gibi iki tane yeni meslek üretme hakkınız yoktur. Bu çocuklar hata yapacaklardır. Ve yaptıkları hatanın bedelini de halkımız ödeyecektir. Ama sizi şikayet ettiklerinde ölen canlar, giden canlar geri gelmeyecek. Düşünüyorum, acaba
Ne var aklında AKP'nin de 17 yaşında, 18 yaşında çocukları mezun edip iş sahibi yapıyor diye hemen aklıma anketler geliyor. Eğitim seviyesi düştükçe AKP'nin oyları yükseliyor. Bence sizin aklınızda bundan başka hiçbir şey yok diyorum. Yine onurlu ve yalan söylemeyen milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.